Herkese merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görselliği hem de lezzetiyle favori tatlılarınızdan biri olacak. Tam kıvam, tam ölçü. Cevizli kadayıflı Şam dürümü tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine 125 gram oda sıcaklığında beklemiş margarini alalım. Üzerine 1 adet yumurta ve 1 adet de yumurtanın beyazını ekleyelim. Sarısını üzeri için ayıralım. 1 su bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 1 paket vanilya ekleyip çırpıcı ile karıştıralım. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Ve unumuzu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un ekledim. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin ununu. Hamurumuz toparlandıktan sonra üzerine 1 su bardağı hafif iri çekilmiş ceviz ve 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf ekleyelim. Daha sonra hamurumuzu tekrardan güzelce yoğuralım. Hamurun içerisinde irmik olduğu için durdukça kıvamı koyulaşıyor. Bakın bu şekilde yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Dediğim gibi beklediği zaman İçerisindeki irmik nedeniyle hamurun kıvamı koyulaşıyor. Şekil vermemiz bu açıdan biraz zor olabilir. Videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla sıkarak, çünkü dağılabiliyor kolayca, parmak kalınlığında silindir şeklinde hazırlayalım. Şeklini verirken biraz uğraştırıyor ama çok da lezzetli bir tatlı oluyor. Bakın videoda gördüğünüz gibi bir parmak olacak şekilde bıçakla keselim ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize yerleştirelim aralıklı olacak şekilde. Daha önce dediğim gibi hamuru çok bekletmeden bir an önce şeklini verirseniz çok daha kolay şeklini verirsiniz. Çünkü beklediği zaman İçerisindeki irmik nedeniyle kıvamı koyulaşıyor dediğim gibi. Tüm hamurlarımızın şeklini verip hazırlayalım. Daha önce ayırdığımız 1 adet yumurta sarısını fırça ile üzerlerine sürelim. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar üzeri kızarana dek pişirelim. Tatlımız pişerken şerbetimizi hazırlayalım. Bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su ekleyelim. Ve üzerine bir dilim limon ekleyip ocağa alalım. Kaynayana dek ara ara karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Kısık ateşte 15 dakika kaynamaya bırakalım. Bakın bu arada Şam dürümlerimiz fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Hemen sıcakken dikdörtgen borcamın içerisine aldım. Ve bu arada 15 dakika kaynatmış olduğumuz şerbetimiz de hazır. Ocaktan alalım. Daha sonra ılık tatlının üzerine sıcak şerbeti gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde. Yani şerbetimiz sıcak, tatlımız ılık olacak. Bu arada bu tarz şerbetli tatlılarda şerbetin kaynatma süresine lütfen dikkat edelim. Bu çok önemli.
Yoksa istediğimiz lezzet ve kıvamda tatlımız olmayacaktır. Daha sonra tatlımızın şerbetini çekmesi için en az 2 saat kadar beklemeye bırakalım. Ben yaklaşık 1,5 saat kadar beklettim fazla vaktim olmadığı için. Daha sonra üzerini çekilmiş Antep fıstığı ile süslüyorum. Tatlımızın içerisine isterseniz ceviz yerine fındık veya Antep fıstığı da koyabilirsiniz. Bakın harika kıvamı ve lezzetiyle Şam dürümü tatlımız servis için hazır. Bir kez denediğinizde eminim ki favori tatlılarınızdan biri olacak. İçerisindeki kavrulmuş kadayıf kıyır kıyır ağza geliyor ve çok lezzetli bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.